Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine bir videoda, bir çalışmada beraberiz. Her zaman olduğu gibi ayarlarımızı kontrol ederek çalışmaya başlayalım. Polarımız açık arkadaşlar. Eğer ızgaralı ekran görüntüsü isteyen varsa şuraya tıklaması gerek. Bu grip modudur arkadaşlar. F7 tuşundan basarak, ama ben çok fazla tercih etmiyorum. Düz siyah ekran daha rahat geliyor bana. Herkesin kendi tercihidir arkadaşlar. Bu da snap modudur. Çok fazla tavsiye etmeyiniz demiştik. Sebebi de arkadaşlar, mouse'un mesela bir line komutundasınız. Bakın şöyle mouse'un hareketine, kursörün hareketine arkadaşlar. Böyle atlayarak gidiyor. Bu size çok sorun çıkartır. Tavsiye edilmiyor. Bunun lazım olduğu durumlar elbette olur ama bizim çalışmamıza çok fazla gerek olmuyor. O yüzden kapalı tutuyoruz. Polarımız açık her zaman olduğu gibi. Düzüm ederse ortaya geçip tekrar polara geçiyoruz. Duruma göre. Oslama gidelim arkadaşlar. Üzerine gelip sağ tıklayalım ve ayarlarımızı kontrol edelim. End point, mid point, center, intersection her zaman olduğu gibi tikli ve aktif durumda. Yani otomatik çalışacaklar bunlar. Evet, okey deyip çıkalım ve çalışmaya başlayalım arkadaşlar. Şeklimiz bir disk. Biraz kalabalık, diğer çalışmamıza göre biraz kalabalık bir şekil. Ama sorun değil. Hepsini yapacağız. 170 çapında bir yuvarlak çizeceğiz arkadaşlar. Evet. Çap 170. Beşer birimde dışarı taşsın. 180'lik bir eksen çizgisiyle başlayalım. Şöyle tutalım arkadaşlar. 180 diyelim. Ondan sonra line'dan çıkıp tekrar girelim. Bu sefer dikine bir aynı şekilde 180'lik bir dik eksen çizelim. Pardon, kaçırdım. Line dedik şöyle. Böyle durumlarda arkadaşlar F8'e basıp ortaya geçebilirsiniz. Mouse'unuz bazen böyle üstünlük yaparsa daha rahat edersiniz. Evet. Tekrar ama polara geçmeyi ihmal etmeyin. Evet. Şöyle midpointleri üst üste getirelim. Ve C-Enter deyip arkadaşlar. Şöyle C-Enter dedikten sonra eğer elinizde çap ölçüsü varsa diametre tıklamanız daha iyidir. İkiye bölmekle uğraşmazsınız. 170 diyelim. Şimdi arkadaşlar kontrol edelim. Böyle durumlarda kontrol etmek faydalı olabilir. Üzerine gelip CTR1 diyelim arkadaşlar. Bakın burada bir çembere ait bütün bilgiler var. Center X, Y, Z, yani merkezin X, Y, Z koordinatları, radyüsümüz 85, çapımız 170. Şuradaki bilgi arkadaşlar circumference çemberimizin çevresidir. Araya ise arkadaşlar çemberimizin alanıdır. Yeri gelince lazım olacak. Mesela bir malzeme tayin ederken, bir boya yüzeyi saplarken bu tür bilgilere başvuracağız. İleride bunun daha kapsamlı çalışmasını size göstereceğim. Şimdi geçiyorum. Evet, CT1 dedik, kapatalım. Ve arkadaşlar fazla gecikmeden eksen çizgimizi çevirelim. Ne yapıyorduk? Şuraya gelip center var mı diye bakıyoruz. Ben de şu an yüklü arkadaşlar. Bu şekilden dolayı yüklü. Ama siz de yüklü değilse other'a gelin. Buradan load'a gelin. Ve buradan arkadaşlar listeden Center'ı bulup OK basmanız yeterlidir. Bunu yaptığınız takdirde bu manzara oluşacaktır. Buradan da OK basıp çıkarsınız. Ben cancel diyeceğim. Evet. Şimdi hangi çizgiyi center yapacaksak seçiyoruz ve gidiyoruz. Oradan arkadaşlar center'a çeviriyoruz. Çevrildi. Daha önce belirtmiştik. Bu durum normaldir arkadaşlar. Yani şeklinizle uyumlu olmayan bir center çizgisi olabilir. Bu durumlarda üzerine tıklıyoruz ve CT1'e tekrar geri dönüyoruz. Buradan arkadaşlar scale'i küçültmemiz gerekecek. 0.4'den bir deneme yapalım. Fena değil. Biraz daha küçültebiliriz. 3 diyelim arkadaşlar. 0.3. Evet, biraz daha iyi. Kibar. Bir daha tıklayalım arkadaşlar. Rengini de değiştirelim hazır buradayken. Evet. Örneğin yeşil, sarı. Sarı olabilir. İyidir. Evet. Yani rengi sarı, center ve scale'i 0.3 olan bir center yarattık arkadaşlar. CT1'i kapatıyoruz ve bunu tekrar seçip fırçaya gidiyoruz ve diğer merkez çizgimizde, düzeltiyorum, eksen çizgimizde onun gibi hale getiriyoruz. Çok kolay. Çıktık. Şimdi arkadaşlar diğer çapraz eksenlerimizi yerleştirelim. Bu dik eksenimizi 35 derece
İki tarafa da kopyalayacağız. Hem çevireceğiz hem kopyalayacağız arkadaşlar. Yani şurayı bulmamız lazım. Evet. Rotate diyoruz. Row enter. Seçtik. Ondan sonra bir daha enter. Onaylattık. Buradan arkadaşlar base point diyor. Merkezimizi seçiyoruz. Şimdi dikkat arkadaşlar. 35 dersek, çünkü bize açı soruyor. Bu eksen kendisi gider, 35 derece döner. Ama arada kopya basarsak veya C enter yaparsak aynı şeydir. Hem kendisi kalır hem de aynı zamanda kopya işlemini yapmış oluruz. 35 enter. Şimdi bozmayalım arkadaşlar. Bir tane daha kopyalayalım şu. Burada bakın şurada 4 tane altılık delimiz var. Bunlar arkadaşlar eşit olduğu için 45 derece bu tarafa atalım. Bir daha row diyelim. Seçelim. Enter. Dönme merkezimiz gene burası. Bu sefer arkadaşlar gene copy diyeceğiz. Unutmayalım. Ve 45 diyelim. Şimdi arkadaşlar bu 35 derecelik eksenin aynısı burada var. Onu mirror'la gelelim. Ama isterseniz bunu rotate yapalım. Burada bir detay oluşacak. Row diyelim. Seçelim arkadaşlar. Enter. Yine aynı merkez. Gene copy arkadaşlar. Bu sefer bakın 35 yazacağız ama bakın saat yönünde gittiğimiz için arkadaşlar AutoCAD'de bu ayar default ayardır. İsterseniz bu değiştirebilirsiniz ama tavsiye edilmez. Çünkü matematikte de böyledir biliyorsunuz. Açılar bu tarafı saat yönünün tersine doğru artı olarak gider. Dolayısıyla bu tarafa yapılan bir kopyalama için arkadaşlar eksi 35 dememiz lazım. Evet. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Şuradaki eksen dairemize. Bakın burada R72 görüyorum ben. Tam bu merkez dairemiz 72. C enter diyelim. Ve 72 diyelim. Bu da eksen dairesi olacak. Bunu da hemen arkadaşlar vakit geçirmeden şöyle çevirelim. Eksen dairesi olduğu belli olsun. Biraz sonra diğer iki çember daha gelecek. Kalabalıklaşınca gözünüz yorulur arkadaşlar. Evet. R5 diyor şurası. Bu nokta artık bizde var. Şurası arkadaşlar. C enter diyelim ve 5 enter diyelim. Karşı tarafta da aynı şey var. Mirror'a gerek yok. Bir tane çember için mirror'a gerek yok. Evet. Şimdi arkadaşlar bu iki daireyi şuradan hem şuradan hem de buradan arklarla birleştireceğiz. Bu arkları çizmek için elimizde ne var? Bu arkların merkezi center var, start var ve end var arkadaşlar. Hemen gidelim ark menümüze. Center, start, end olan tıklama sırasını bulalım. Şurası arkadaşlar. Tıklayalım. Sırasıyla center, start, dikkatli seçelim arkadaşlar, end. Evet. Şimdi ikisini de diğerinde bu şekilde yapmak mümkün ama biz bunu offset diyelim. Offset komutunun farklı bir kullanımı görelim. O enter diyelim arkadaşlar. Hep bir mesafe yazıp enter'a basıyorduk. Bu sefer arkadaşlar iki tane nokta tıklayacağız. Bu arkın yarıçapı üzerinde dikkatlice 1 2. Bu iki noktayı ölçtü arkadaşlar. Offset mesafesi olarak aldı ve komutu bir sonraki aşamaya geçirdi. Ne yaptı? Select object diyor. Objemizi seçiyoruz ve ne taraf sorusuna içerisi değil dışarısı diyoruz ve boşluğu tıklıyoruz ve arkamız tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik tamam. Trimlerimizi yapalım. TR enter diyelim ve şurada içeride kalan yarım daireleri keselim. Evet. Şimdi arkadaşlar şekli biraz sadeleştirelim. Bakın bu eksen çizgisi merkeze kadar gitmiyor. Onlar için benim bir yöntemim var. Siz de uygularsanız rahat edersiniz aslında. O enter diyelim ve 2, 3 kafanıza göre hem şuraya hem de şuraya arkadaşlar ve de bakalım diğer eksen devam ediyor. O yüzden oraya dokunmayalım. Evet. Şöyle bir master hazırlayalım ve enter'a basalım. Tekrar trim'e girelim arkadaşlar. TR enter dediğimizde şöyle
temizlik yapalım arkadaşlar. Bundan sonra bunu yaptıktan sonra bu geçici çizgilerimizi delete edelim ve eksen çizgilerimiz biraz daha kibar dursun, fazla yer kaplamasın. Aynı şeyi biraz sonra buraya da yapacağız. Önce çemberimizi çizelim. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar hep birlikte array yaparız. Bir takım oluşturacağız bununla. Evet. Şimdi neymiş bunun çapı? Bakalım. Fi 6'ymış. Yani 3 R'si. C enter ve 3 enter. Aynı işlemi burada buna da yapalım arkadaşlar. Offset 3 diyelim bu sefer. Biraz 2 şey kaldı sanki. Kısa kaldı. Evet. TR diyelim. Evet, ne oldu? Eksen biraz daha yer kaplamadan şöyle kibar durdu. Evet, şimdi arkadaşlar hem bu eğri slot hem de bu tek dereler arkadaşlar 4'er tane. Dolayısıyla şu hem bunu hem bunu bir set yapıp 4 tane çoğaltmak mümkün. AR enter diyelim arkadaşlar ve şu eksen çizgileri beraber seçelim arkadaşlar. Evet, sanırım tamamdır. Enter diyelim. Polar diyeceğiz buraya. Center point arkadaşlar. Buradaki merkez. Şimdi telaşa gerek yok. Burada arkadaşlar itemlar default olarak 6'ya ayarlıdır. Biz onu 4 yapacağız. Ve şeklimize bakacağız. Sanırım istediğimiz oluyor. 4 tane. Tamamdır. Herhangi bir anomallik gözükmüyor. Ve buraya close deyip kapatalım. Az önceki terimden kalan eksen çizgilerimiz burada kalmış. Onları silelim. Görüntü tam olarak belli olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kenarlarda işimiz bitti. İçeriye geçelim. Fiil 4'ü en son çizeceğiz arkadaşlar. O kolay. Sadece bir çember. Ama şu 47.5'u bir çizelim arkadaşlar ilk önce. Enter. 47.5 diyoruz. Dikkat edin. Bunu hep hatırlatıyorum. Virgül değil. Evet. İçerisi de bakalım 32'ymiş. C enter. 32. Şimdi ne var burada? İki tarafa da 10'ar olmak üzere 21 açıklık var. Şöyle bir eksen çizgisini buraya doğru atacağız arkadaşlar. Ondan sonra köşeleri fillet'la yuvarlatacağız. Bakalım. O enter. 10 enter diyelim ve şu eksen çizgisini şöyle yukarıya atalım. Haliyle eksen çizgisi de oldu bu. Hemen bir tane devamlı çizgi seçip fırçaya gidelim ve bu çizgiyi de devamlıya çevirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bazı şeyleri öngörmek lazım. Burayı fillet yapacağız. Burayı fillet yapacağız. Şununla şunu fillet yaptıktan sonra burası kaybolacak arkadaşlar. İsterseniz yapalım. Gözümüzle görelim. F enter, R enter, 4 enter diyelim. Tamam, buraya kadar sorun yok. Ama bir daha enter deyip şöyle fillet yaptığımızda arkadaşlar burası gider. Gene sorun değil. Biz bunu mirror'la atarız karşıya ama böyle durumlar için her zaman böyle mirror'la kurtulamayabiliriz. Undo diyelim arkadaşlar. Bunun için TR enter deyip şurayı kopartalım. Burası ayrı çizgi, burası ayrı çizgi haline gelsin. Dolayısıyla fillet'teki o yok olma sorunundan kaçalım. T enter. V enter. 4 enter. Normalde fillet komutunu arkadaşlar trimsiz hale getirmek mümkün. Bunun ayarı var. Daha önceki videolarımızda değindik ama çok değer bir durum değil arkadaşlar. Değmiyor açıkçası. Çünkü fillet'in en güzel nimetlerinden biri fazla çizgileri fillet'la yok etmesi. Bunun trim özelliğinden vazgeçtiğimiz zaman tekrardan trim'e girip ortalığı temizlemek zorunda kalıyoruz. Çok fayda değil açıkçası. Ama şöyle kısaca gösterebilirim arkadaşlar. Fill enter dedikten sonra bakın burada trim seçeneği var. Şuraya girdiğinizde bunun default'u arkadaşlar trim'dir. Buraya no trim'e getirirseniz trim yapmaz. Sizin bileceğiniz iştir. Yani nasıl rahat ediyorsanız o şekilde çalışabilirsiniz. Ama ben açıkçası trim seçeneğinde tutuyorum her zaman.
Şimdi mirror diyelim arkadaşlar. Şu fillet'larımızı ve onluk offset çizgimizi seçelim ve enter diyelim. Ondan sonra yatay eksen üzerinde iki tane sağlam nokta tutalım. Evet. Bize şu soruyu her zaman sorar. No deyip geçelim. Yes dersek burayı silip karşıya atar. O onu istemiyoruz. O yüzden no diyoruz. Şimdi trim diyelim arkadaşlar. Ve temizleyelim. Evet. Bakalım şimdi nedir? Fi 7 var. Merkezden R47. Şöyle C enter diyelim. 47 enter diyelim. Ve hemen vakit geçirmeden arkadaşlar bir tane eksen silgisini seçip hemen bunu eksene çevirelim. Çünkü arkadaşlar burası 47,5, burası 47. Birbirine çok yakın çizgiler oldu. Göz yormasın. Evet. 7. C enter. 3.5 enter diyelim. Az önce bunları yaptığımızı buraya da yapalım. O enter, 2 enter diyelim arkadaşlar. Eksen çizgimizin taşma miktarını ayarlamış olalım. Trim diyelim ve şöyle iki taraftan kopartalım arkadaşlar. Bakın eksen çizgisi kocaman bir çöp haline geldi. Bunu tutup hemen tek tuşla delete ile uzaklaştırın ortamdan. Evet. Eksen çizgisi gibi görünmeyebilir normalde çünkü çok kısa arkadaşlar. Yani eksen çizgisi olarak görünmek için çok kısa. Bunun tekrar kurcalamanıza gerek yok. Bunun eksen çizgisi olduğu belli zaten. Yani tekrar ölçeği düşürmekle uğraşmayın demek istiyorum. Mi enter diyelim. Ve seçelim olduğu gibi. Tekrar enter. Bu sefer dik eksen seçeceğiz. Bakın eğer polyonunuz sağlamsa illa bir noktaya gitmenize gerek yok. Şöyle tıklamanız da yeter. Enter diyelim ve şeklimizi tamamlayalım. Şimdi biraz dekor yapalım arkadaşlar. Çizgilerim böyle kalın dursun. Print ettikten sonra kalın dursun istiyorsanız arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Bunu tutalım. Herhangi bir tanesini. Buradan arkadaşlar kendimize kalın bir çizgi seçelim. Bunları print edip görmek lazım arkadaşlar. Yani çizimizin büyüklüğüyle uyumlu olacak mı olmayacak mı? Bir tane print kurban edip öyle bakmak lazım. Biz burada sembolik 0.30 seçelim ama görüntüde bir şey yok. Neydi bu? Daha önceki videolarımızda bahsettik. LW Display seçeneği arkadaşlar. Bu sistem seçeneğidir. Tıklayalım. Bu off olduğu için gözükmüyor. Bunu on yaparsak mesela hallolur. Evet seçelim şimdi. Bu bizim artık örnek objemiz. Seçtik. Match Prop. Bu şekilde arkadaşlar. Önünüze gelen her şeyi şöyle. Eksen çizgisi hariç tabii ki. Şöyle de yapabilirdik. Bunu en başta kalınlaştırıp bu şekilde eray de yapabilirdik arkadaşlar. Normaldir. O şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Şöyle seçtik. Bunlar da tamam. Gördüğünüz gibi gayet seri, pratik bir komut arkadaşlar. Hiç böyle uğraşmadan çok kısa sürede şeklinizi çıkarmış oluyorsunuz. Merkezdeki çemberi unutmuşuz. Onu da ekleyelim. Enter deyip ondan sonra çapımız 54. Biz 27 diyelim. Onu da kalınlaştıralım. Ve şeklimizi bu şekilde bitirelim. Yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Like'larınızı da beklerim. Beni sevinirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.